Çok çok eski zamanlarda insanlar ve ezakiler arasında süregelen bir savaş vardı. İki ırkı da tüketen, bitmeyen bir savaş. Bir gün iki ordu Demirci Vadisi'nde karşı karşıya geldi. İnsanlardan Kadu, ezakilerden Zend öne çıktı. İki kral kadim ağacın gölgesinde and içtiler. Böylece Hazar devri başlamış oldu. Zaman aktı, geçti. Zend ölünce yerine geçen kötü kalpli Zigat barışa son verdi. Bütün umutların tükendiği o anda yaşlı kral Kadu İkivak ağacına sığındı. Ağaç ona halkını kurtaracak sırrı açıkladı. 12 kutsal yaratık ve cillelerin gücü. İşte sır buydu. Kadu bir kum ocağında kimisini suyla, kimisini havayla, kimisini toprakla ve kimisini de ateşle terbiye ettiği 12 cille yaptı. Efsanevi cilleler ağaca teslim edildiğinde İkivak derin uykusundan uyandı. Ve bir duvarla insanlarla ezakilerin dünyalarını birbirinden ayırdı. Kapı tekrar açılmamalı, Kadu'nun sırrı korunmalıydı. Cille'nin önceki bölümlerinden. Öldüreceksin onları! İnsanlara bu şekilde zarar veremezsin! Acı bana! Ne istersen yaparım lütfen acı! Lütfen bana bir şey yapma lütfen! Kayra! Solin! Neredeyse onları öldürüyordum. Hiç merhameti yoktu. Aman Allah'ım, neredeyse Ezakilerinki ile aynıydı. Of, Müzik amcama çok ihtiyacım var. Altınları alabilmemiz için fırsat ayağımıza geldi. Şu topuk çocuk tehlikeli birine benziyor. Acımız ortaya çık! Yola çıkmamız lazım. Detayları yoldan. Kaybedecek vakit yok. Gitmeliyiz. Dur, sakin ol biraz. Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız? Anlamıyor musun Lahik? Verdiğimiz suyu tutma vakti geldi. Havuzlar tekrar dolanıyor. Artık seninle tartışmak istemiyorum Gabi. Ama son kez şunu söyleyeyim, çeneni çalıştıracağın kadar aklını çalıştırsaydın bize daha yararlı olurdun. Yeter artık Ahendil. Eğer bir kelime daha edersen seni buna pişman ederim. İkiniz de susun artık. Sürekli didişmenizi dinlemekten bıktım. Demek pişman edersin, hı? Şimdi adına yakışır davranmaya başladın. Tebrik ederim Gabi. Nadi! 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 Hadi Nabi! Evde olduğunu biliyorum! Hayır! Çalışmalıyım! Nabi! Nabi! Neden gerçek oduyla sesleniyorum ki? Gabi! Hey Gabi! Gabi! Kaç kere söyledim benim adım Gabi değil diye! Gabi ahmak demek! Benim adım Nabi! Nabi! Yani yüce, yani büyük. Bu ismi sana biz vermedik ki. Sen hak ettin. Onun yanına gidip geldiğinden beri çok değiştin. Baksana, arkadaşlarının hepsini unuttun. Hiç de bile. Sadece çok meşgulüm o kadar. Meşgulmüş. Neden artık bizimle hiç oynamıyorsun? Ondan korkuyorsun değil mi? Hayır, korkmuyorum. Bal gibi de korkuyorsun. Korkmuyorum. Çünkü biz arkadaşız. Arkadaşmış. Pekala Gabi. Sana arkadaşınla iyi eğlenceler. Gabi ha? Benim bir tane gerçek arkadaşım var. Size ihtiyacım yok. Gabi ile ben nasıl aynı rütbede olabiliriz ki? Emirler nasılsa öyle kalacak. Boşuna nefesini tüketme. Ben bu rütbe için gecemi gündüzüme kattım. Ya o ne yaptı? Neyden vazgeçti? Ahendil, sakin ol. Herkes olması gereken yerde. Benimle onu nasıl bir tutarsın? Kimin için çalıştım? Ahendil, Gabi'yi artık rahat bırak.
Şunu da iyice ezelim. Son olarak biraz daha nüzül otu katınca bu iş tamamdır. Harika oldu. Şimdi sıra test etmeye geldi. Bu ateşi hemen babama göstermeliyim. Artık benim zehirli oklarımın bir benzeri yok. Sonunda herkes kimin en iyi atıcı olduğunu öğrenecek. Sadece ok atan o sersemden daha iyi olduğumu kanıtlamak için bu son şansım. Müdrik amca, Kayra ve Sony şimdi ne yapıyordur acaba? Onları çok merak ediyorum. Aklımdan hiç çıkmıyorlar. Telaşlanma Talu. Rotalarına sadık kalmışlarsa onlarla Ada Köyü'nde karşılaşırız. Hem ödül avcılarının söylediğine göre ikisi de şu anda iyi durumdaymış. Ben de sana onu soracaktım. Bu ödül avcıları da kim Müdrik amca? Neden peşimizdeler? Anlaşılan biri bizim cillelerimizi ele geçirmek için ödül avcılarını tutmuş. İyi de bunu kim yapmış olabilir Müdrik amca? Ezakiler mi yoksa? Tam olarak ben de bilmiyorum Talu. Ama bundan sonra çok daha dikkatli olmalıyız. Peşimizde başkaları da olabilir. Gelsinler bakalım. Çünkü geldiklerinde onları muhteşem cilli alşemistin büyük ustası Talu bekliyor olacak. Yeter Talu. Hadi artık gidelim. Yapacak çok işimiz var. Çabuk ol. Dur. Bekle Müdrik amca. Geliyorum. Bu nasıl bir köprü böyle? Bulutların arasında kayboluyor. Ada köyüne hoş geldin Talu. İnanılmaz. Vay canına. Vay canına, üç tane oldular. Bu kalabalıklar ne Müdrik amca? Herkes neden o tarafa gidiyor? Diğerleri ise sadece illüzyon. Ama zincir gibi boş. Çok basit. Değerli Ada Köyü halkı, ben muhteşem zinciri. Bugün sizlere hasretle beklediğiniz yeni gösterimi sunacağım. Kesin yine saçma sapan bir şeyler yapar. Sen koca bir yalancısın. Artık onu izlemekten. Hiç inanmıyoruz. Bıktık artık senden. Seni izlemeyeceğim. Değerli izleyiciler, sizden dikkatinizi ellerime vermenizi istiyorum. Dünya üzerinde sadece bana bahşedilmiş müthiş bir yeteneği sizlere göstereceğim. Hazırsanız başlıyorum. Bakın, parmağımı ikiye ayırıyorum. Bu mu müthiş yeterek? Bunu ben de yaparım. Sen koca bir yalancısın. Belki yeni bir şey çıkar diye bekledim ama yine aynı. Bayağı topladın bizi. Evet, yalancısın. Bir daha seni izlemek. Bana yalancı mı diyorsunuz? O zaman size daha önce hiç göstermediğim gizli tekniğimi göstereceğim. Tam 3 yıldır üzerinde çalışıyorum. Ben de sıkılmaya başlamıştım zaten. Hiç kimse bir yere ayrılmasın. Zira birazdan aklınızı başınızdan alacağım. Ben hiç inanmıyorum. Bakalım bu sefer nasıl bir şey olacak. Çok güveniyor. Evet, belki yapabilir. Bir şeye inanmıyorum. Ben de inmem. Fakat gösterim için bir gönüllüye ihtiyacım var. Şu kel beyefendi olabilir. Ben mi? Evet, siz. İyi, tamam. Başlıyoruz. Hokus pokus. Eyvah, buraların dumanla kaplanmış olması gerekiyordu. Ufak bir talihsizlik oldu. Hadi gidelim. Bunu gösteri vakit kaybından başka bir şey değil. Yine bir şey yapamadı. Seni beceriksiz. Hadi gidelim artık. Adım daha bitmedi. Şunu da izleyin. Yaklaş bakayım yanıma. Hop. Ta-ta-ta-tam. Bakın, kel dostumuz kulağına ne saklamış? Altın bir para. Şimdi o parayı bana geri ver bakalım ufaklık. Niye geri verecekmişim? Benim kulağımdan çıkmadı mı o para? O zaman benim. Gösteri için yaptım onu, verir misin o parayı? Bana ne? O para artık benim.
Çattık resmen. Dermen. Ne biçim bir çocuk bu? Nereden de buldum onca insan arasından? Gel, ver sen o parayı, ben de sana bu numarayı öğreteyim. Ha? Arkadaşlarına yapar eğlendirirsin. Demek öyle. Söyleyeyim mi seyircilere numaracı olduğunu? Ha? Bana bak sihirbaz, bana cille ustası Talu derler. Bana böyle numaralar sökmez. Demek cille ustasısın. O zaman parayı kimin hak ettiğini bir cille müsabakasıyla belirleyelim. Kazanan parayı alır. Sizin saçma tartışmalarınız yüzünden burada tıkılıp kaldık. Boş versene. Senin için her şey çok kolaydı değil mi? Büyük lider rehzen. Ne kadar da şaşalı. Yeter. Bıktım artık senin bu saçmalamalarından. Durmadan şikayet ediyorsun. Psst, rehzen, rehzen. Ne? Rehzen, buradayım dostum. He? Nabi dostum. Söylediğin gibi çalıştım rehzen. Artık o atışı yapabiliyorum. Gerçekten mi? Bu harika. Hemen geliyorum. Rehzen. He? Kiminle konuşuyorsun? Niye çalışmana devam etmiyorsun? Bir şey yok. Sadece kendi kendime konuşuyorum. Boş şeylere harcayacak vaktimiz yok rehzen. Bunu seninle daha önce de konuşmuştuk. Benim oğlum olduğunu kanıtlaman için daha çok çalışman lazım. Özür dilerim. Neden bekliyorsun rehzen? Atışını yapsana. Ne kadar çalıştığını bir göreyim. Emredersiniz baba. Bu ne rezalet? Nasıl böyle kötü bir atış yapabiliyorsun? Tehlike anında da böyle mi yapacaksın? O zaman da mı kaçıracaksın? Yazık. Böyle devam edersen asla benim bir lider olamazsın. Özür dilerim. Özür dileme. Atış yap. Bu sefer başarmak zorundayım. Bu son şansım. Başardım. İşte böyle. Bırak. Ahendil seni. Senin casus olacağına ihtimal vermiyorum çocuk. Hayır efendim. Kesinlikle değilim. Adın Gabi mi senin? Hayır. Evet, Gabi. Dur tahmin edeyim. Rehzen'le oyun oynamaya geldin, öyle mi? Korkma. Seni sevdim. Senden iyi bir asker olabilir. İstersen sen de bize katılabilir. Burada antrenman yapabilirsin. Oyun oynamaktan daha eğlencelidir. Hayır Nabi, lütfen gelme. Hayır. He? Ne dersin? Vay canına. Büyük bir kaçan gel daha iyi. Ayın şunlara bak. Evet. Çok heyecanlı. Sen mi beni yeneceksin? İstersen kadim kurallara göre yapalım. Kazanan diğerinin cillesini de alsın. Buna pişman olacaksın. Talu dur. Vay canına. Ne yapıyorsun sen? Bence çok cesur. Korkmana gerek yok müdürük amca. Çok kolay bir maç olacak. Onu hemen yeneceğim. Hiç merak etme sen. Daha alşimisti iyi tanımıyorsun. Onunla ilk cille maçına çıkacaksın. Kadim kurallara göre oynaman çok riskli Talo. Alşimist'le yenemeyeceğim kimse yok müdürük amca. Yaratığımı gördüğü anda müsabakadan çekilecektir zaten. Rakibini tanımıyorsun. Nasıl bu kadar emin olabilirsin? Görmedin mi müdürük amca? Saçma sapan sihirbazlık hareketleri yapan bir cille ustası beni nasıl yenebilir? Ben muhteşem zinciri. Ada köyünün efsanevi cille ustası. Emin ol, maçın sonunda her şeyin bir gösteri olmasını dileyeceksin. Bu da ne böyle?
Vay canına. Gizli arena iyi yaptın. Evet, gene. Gizli arena iyi yaptın. Kesin kaybedecek. Canım. Kesin. Evet, gizli arena. O baştan belli zaten. Burada yenemez onu. Yazık. Şimdi biz burada mı maç yapacağız? Ne o? Korkuyor musun? Pekala, sen koşundun. Güven bana müdürük amca, bu maçı kazanacağım. Hey, hazır mısın Kel Bey? Hazırım sahte sihirbaz. Hadi başlayalım. Yeni bir gösteriye hoş geldiniz. Az sonra kazanacağım cillihi köyün gelişimi için kullanacağıma söz veriyorum. Bana verdiğiniz destekten ötürü şimdiden teşekkür ederim. Lütfen tezahüratlarınızı eksik etmeyin. Seni cille formundayken yeneceğim. Rezil olup köyü terk edeceksin. Vay vay vay. Yalnız bir şey söylemeyi unuttum. Cillem yanımda değil. Nerede olduğunu bilmiyorum. Buralarda bir yerde olmalı. Neredeymiş? Neredeymiş? Hop! Burada! Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok eğleniyorduk. Çok acelecisin. Bunu sen istedin. Rakibi Talon'un psikolojisiyle oynuyor. Eğer öfkesini kontrol edemezse maçı kaybeder. Ben yapmalıyım. Değerli izleyiciler, şimdi iyi seyredin. Ne? Bu olamaz. Ay şunu canım. Gördün mü? İşte gerçek zenciri. Dünyanın en büyük cille ustası o. Evet, en bence de. Sağ olun, sağ olun. Alkışa gerek yok. Bunlar benim için çok küçük şeyler gerçekten. Çukura girmesine izin verme! Sağ olun, sağ olun. Lütfen, lütfen. Alkışlarınızı sona saklayın. Talo! Tüm gücünü cille formundayken harcıyorsun. Rakibinin cillesiyle uğraşmak yerine hedefe odaklanıp bir an önce çukura girmelisin. Haklısın müdürük amca. Yüksel ve hızlan! Demek taktik değiştirdin. O zaman sürpriz geliyor. Hile yapıyorsun. Saçmalık mı? Bakalım doğru çukuru bulabilecek misin? Bu maçı kazanacağım. Benimle böyle konuştuğuna onu pişman edeceğim. Konsantre olmam lazım. Bu nasıl olur? Aferin Talu. İşte böyle. Sihirlerini bana sökmeyeceğini söylemiştim. Bu iş şimdi bitecek. Alşemist! Ortaya çık! İlk saldırı hakkını ele geçirdi. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bu saldırısı! Maçın sonunda kimin büyük usta olduğunu herkes görecek. Bu imkansız! Tencerenin gerçek gücü! Evet, tencerenin! Harika! İstediklerinin gerçek gücü! Harika! Bu adam düşündüğünden çok Talon'un işi hiç kolay olmayacak. Bu maçı kazanması için zekice saldırılar yapması lazım.
Sert bir rakipsin. Ama yaratığınla baş etmen imkansız. Buraya kadarmış. Ortaya çık sen bu! Ha 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 ha!